Evet, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde dekan yardımcımız Sayın Muhammed Ali Aydın'ın odasındayız. Bilgisayar mühendisliği hocamız kendisi ve bizim de geçmişe dayanan eski bir dostluğumuz var. Gelmişken kendisini yakaladık, çok zor ikna ettik ama sonunda kendisinden çok çok değerli olacağına inandığımız bilgileri almaya çalışacağız. Hocam, genel olarak sizin kariyer geçmişinizden biraz bahsetmek istiyorum. Bir akademisyen nasıl yetişiyor, nelerden geçiyor, bilişim dünyası nasıl seçilir? Bunun yanında bilgisayar mühendisliği bölümünden biraz bahsetmek istiyorum. Bir de bildiğimiz, yeni öğrendiğimiz siber güvenlik ile ilgili bir ana bilim dalınız var. Siber güvenlik ana bilim dalı başkanı da sizsiniz. Bu yeni bir oluşum. Türkiye'de bir ilk böyle bir ana bilim dalı şeklinde oluşum var. Bunun hakkında da sorularımı sormak istiyorum. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Bilgisayar mühendisliği mezunusunuz. Eğitiminizi bu alanda tamamladınız. Türkiye'de az bulunan bir geçmiş. Çok fazla yok mezun. Ne yazık ki az mezun. Çok idealist insanların mezun olduğu bir bölüm. Sizin motivasyonunuz neydi? Bu alana yönelmeniz nasıl oldu? Ve biraz kariyerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle ziyaretinizden dolayı ve böyle bir fırsatı tanıdığınızdan dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi kendimden biraz bahsedeyim. Bir önce bahsettiğiniz gibi siber güvenlik ana bilim dalı başkanlığı görevini yürütüyorum idari olarak diğer görevlerimin yanında. Bilgisayar mühendisliği bölümünde yaklaşık en azından bu alanda 24 yıldır diyelim, lise geçmişimi de sayacak olursak. Neden bilgisayar mühendisliğini tercih ettim? Aslında oradan başlayalım. Çünkü güzel bir anısı var benim açımdan. Evet. Ben teknik lise çıkışlıyımdır. Öyle mi? Evet. Teknik lisede mezun olurken, daha doğrusu meslek lisesi oldu son yıl üniversiteye gelince. Dolayısıyla teknik kısmı okumadan üniversite hayatına başlamış oldum. Computer Numeric Control diye bilgisayarlı tezgahlar, CNC, yani. CNC bölümünden mezunum. Dolayısıyla o zaman biz paket programlar kullanıyorduk lisedeyken ve tabii bu paket programlarının ülkemizde de geliştirebileceği hevesiyle aslında bilinçli olarak bilgisayar mühendisliği alanını lisedeyken tercih etmeye karar verdim ve bu anlamda bir hedef çizdim kendime. Ve ben kendimi işte İstanbul Üniversitesi'nde bulmuş oldum. Tabii İstanbul Üniversitesi'ni kazandıktan sonra lisans eğitimimiz boyunca bilgisayar mühendisliği alanıyla ilgili temel, genel, her türlü altyapıyı mümkün olduğu edinmeye çalıştım. Tabii de sıkıntılı dönemler. Tabii çünkü yani aslında baktığımız zaman bizim eğitim öğretimle başladığımız yıllarda bir an önce belirttiğiniz noktada aslında biraz da hani öğretim üyesi anlamında hani sayısal anlamda olsun veya işte nitelik anlamda olsun çok fazla hoca yoktu belirttiğiniz gibi. Yaş itibariyle de sizler de aynı şeyleri farklılıkları yaşadınız. Elektronik, bilgisayar her bir şeyi harmanlayaraktan ciddi anlamda teorik ve uygulama odaklı kendimizi yetiştirmeye çalıştık. Tabii bilgisayar mühendisliğini okurken akademisyenlik hiç ilk etaplarda hedefinde yoktu açıkçası. Tabii akademisyen olmaya nasıl karar veriyorsunuz? Eğitim hayatınızda devam ederken işte ilk başta lisedeki hedef olarak çizdiğim noktadaki durumları acaba ben yapabilir miyim? Ve işte üniversitede kalmam gerekiyor. Ve fark ettim ki üniversitede paylaşımcı bir ruha sahiptim. Yani arkadaşlar ders anlatmadır, şudur budur. Bir anda ben kendimi akademiye doğru gider buldum. O önemli bir motivasyon oluyor. Evet, kesinlikle. Çünkü paylaşmaktan kastettiğim işte herhangi bir ders olsun, herhangi bir konuyla ilgili olsun arkadaşlarınızla anlatırken bir şeyleri anlatırken birilerine faydalı olduğunuzu hissediyorsunuz. Hem bilimsel anlamda hem de eğitici anlamında akademisyen olmaya da aslında tamamen üniversitedeki arkadaşlarımın teşvikiyle bu anlamda teşvikiyle kendimi akademide bulmuş oldum. Tabii İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okurken ve sonrasında hem akademisyen lig hayatımda hem de lisans hayatımda çok şeyler gördük. Ve bizim tabii yaşadığımız sıkıntılara bağlı olarak şu andaki mevcuttaki öğrencilerimize daha iyi neler verebiliriz'in her zaman için planlamasını yaptık.
Yapmaya da çalışıyoruz bölüm idaremizle beraber. Bu anlamda da sektörle daha içli dışlı olacak şekilde kariyer planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Tevazusundan dolayı çok söylemez ama aslında uygulamanın da içinden gelen bir hocamız. Kendisi böyle öğrenciliğinde bile, asistanlığında bile öğrenci otomasyon sistemleri, yazılımlar, bir sürü yazılım içinde geliştiren, kod geliştiren bir hocamız. Ayrıca danışmanlıklar, sektör ilişkileri aktif olarak devam eden hocamız. Bunları soracağım şimdi ama öncesinde şunu sorayım size hocam. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü ayırt eden farklar nelerdir? Çünkü çok fazla bilgisayar mühendisliği bölümü var. Sayı çok bir anda arttı. Son geçtiğimiz 5-10 yıl içinde hızlı bir artış yaşandı. Bunun iyi yanları mutlaka var tabii ki. Tabii ki. Ama ben onun iyisini kötüsünü sormaktan ziyade size farklı kılan yanları nelerdir? Yani buraya gelen bir öğrenci, bu bilgisayar mühendisliği bölümünü seçen, İstanbul Üniversitesi'ni seçen bir öğrenciyi farklı, diğer bölümlerden farklı bekleyen, olumlu veya olumsuz, olumsuzları da söyleyebilirsiniz. Tabii ki, kesinlikle. Neler bekler, neler geçer başından 4 yıl boyunca? İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi bölümü ilk başta hani bulunduğu şehir itibariyle kesinlikle tercih edilmesi gereken başlı üniversitelerden biri olması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bilişim ne kadar bağımlı olmamış olsa dahi sektördeki öne çıkan birçok bilişim firmalarının İstanbul bünyesinde oluyor olması bir avantaj. Türkiye'deki en büyük bilişim sektörü İstanbul'da. Bunun tartışması yok. Yani dolayısıyla bunu belirtmek gerekiyor. İkinci bir nokta, neden İstanbul Üniversitesi? Şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Yüksek lisansımı aslında teknik üniversitede yaptığım için her zaman İstanbul Üniversitesi yurt dışına çıktığımız zaman sizler de yaşıyorsunuzdur. Ya Bilgisayar Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi ile özdeşleşmiş bir durumda. Çok karıştırılıyor. İstanbul Üniversitesi'nin bir diğer avantajı ise, burada tabii karıştırmayı bir kenarıya bırakaraktan söylemiş olalım. İstanbul Teknokent AŞ, şu anda İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün bulunduğu kampüs bünyesinde Avcılar'dadır. Ve bu ciddi bir avantaj. Yan taraftaki bina aslında. Aslında evet, buraya çok yakın. Ve bu Teknokent AŞ'mizde bulunan firmaların büyük bir çoğunluğu yazılım şirketi. Bu ciddi bir avantaj. Yaklaşık hani yanlış bir oran söylemek istemem ama %70'e yakın bir orandan bahsedebiliriz. Bu ciddi bir avantaj çünkü sektörel olarak Teknokent yönetimiyle de görüşmelerimizde bu anlamda ciddi şekilde firmaların bölümümüz öğrencilerinden stajyer anlamında olsun veya işte bitirme projesi odaklı olsun destekleri var. Öğrencilerimizi kendi bünyelerinde barındıracak şekilde yazılım geliştirme noktasında teşvikleri söz konusu. Bu tabii öğrencilerimiz açısından ciddi bir avantaj. Peki İstanbul Üniversitesi'nin aslında mezunlar sıralamasına baktığımız zaman neden tercih edilmesi gerektiğini söylemek gerekirse globaldeki birçok firmada mezun sayımızın artması ve buna bağlı olarak İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün tercih edilmesi noktasında ciddi geri dönüşler alıyoruz. Pozitif geri dönüşler alıyoruz. Tabii ki burada hani %100 pozitif olarak her şeyi bilgisayar mühendisliği bölümü olarak zaten yapıyoruz anlamı değil ama yani. Şöyle bir domino etkisinden bahsetmek yanlış olmaz. Öğrencilerimiz içerisinde tabii ki teorik eğitimler ders bazlı olsun, genel bütün o projesi bazlı olsun veriliyor. Fakat öğrencilerimizde şu bilinç var. Bu İstanbul Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinin genel bir kültürüdür. Belki izleyen mezunlarımız bunu reddetmeyecektir. Değil. Bu kültür şuraya doğru itiyor. Öğrenci arkadaşlarımız okurken, yani İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde okuyan öğrenci arkadaşlarımız özellikle şu noktaya çok dikkat çekiyorlar. Bir sonraki mezunlar sektörde nelerle karşılaşacağı noktasında bir alt sınıfta okuyan arkadaşlarına çok ciddi geri beslenirler de bulunuyorlar. Yani bir kültür, geçişi, bir kültür var geçişi var. Dolayısıyla sadece okuldaki alınan eğitimlerle değil, gerçek sadece bilgiden oluşmuyor. Çünkü bilgisayar mühendisliği bölümü, bunu da söylemekle yanlış olmaz, böyle eğitimi aldınız ve o eğitim üzerine tüm hayatınız boyunca onu kullanacaksınız diye bir meslek dalı değil. O açıdan nankör bir meslek, bunu belirtmekte fayda var. Çünkü idealist kişilerin bilinçli bir şekilde kendini hep yenilemek zorunda olacak bir meslek grubu aslında bilgisayar mühendisliği. Ve dolayısıyla alınan eğitim üzerine çok şeylerin katıldığı bir meslek grubu olduğu için bizim mezunlarımız da zaten bunu okurken işte bizim rakiplerimiz işte şu grup, şu üniversite, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunları, Boğaziçi Üniversitesi mezunları gibi sektördeki geri dönüşümlere bağlı olarak okurken aslında bir motivasyon kaynağı kazanmış oluyorlar. Yani bizim verdiğimiz teorik eğitim yanında bu bilinçle birleşince ciddi başarılar imza attıklarını sektörde hem girişimci anlamda
hem de bulundukları konum itibariyle çok güzel işlere başarıyla imza attıklarını görmekteyiz. Bir örnek vermem de yanlış olduğunu ben düşünmüyorum. İsim vermek doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Mesela Türkcell firmasıyla bundan yaklaşık 4-5 yıl önce yapmış olduğum, onlardan gelen talep üzerinden mezun sıralamasında, tabii ki bu o zamanki verim, 4. sırada yanlış hatırlamıyorsam mezun en fazla çalışan olarak, evet çalışan olarak kurum bünyemizde var. Dolayısıyla biz mezunlarımızda software testing, yani yazılım testi ve kalitesi noktasında biz burada ekstra bir zaman kaybediyoruz. Burada İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bünyesinde yerinde eğitimle zaten mezun sıralamasında bünyemizde barındırılmış yani sayısal olarak fazla olduğu için firmalar bize gelip ders açma teklifi şu dersi de ekleseniz. Aynen. Biz bunu, çünkü bunu biz Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı olarak da ciddi önemsiyoruz. Çünkü sektör ilişkilerimizi artırırken sektörün ihtiyaçlarını kapatacak şekilde ders seçmeli ders sayısı anlamında artırma bir politikamız var. Bunun da meyvelerinden bir tanesidir bu. Ve bu şekilde böyle bir dersi havuzumuza dahil etmiş olduk. Tamamen sektörden gelen talep. Hatta bir başka firmamız da aynı şekilde gözlemişti. Orada da finans sektöründe, yine finans kurumlarından da yine üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde Yapı Kredi Ar-Ge, finansla bilişim teknolojileri de bir ders. Bu da bizim bölüm olarak aslında üniversite sanayi işbirliğinde, çünkü ülke olarak şu anda Ar-Ge teşviklerine baktığımız zaman zaten en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Genelde üniversite burada eleştirdiği nokta, üniversiteler kendi içerisine kapanık veya işte dünyadan haberi yok, sektörle ilişkisi yok. Biraz da bölüm yapımız itibariyle genç ve dinamik bölümümüz olmamız dolayısıyla bu tarz oluşumlara ve bu tarz işbirliklerine ciddi anlamda önem veriyoruz. Sağ olsun hani bölüm idaremiz olsun, fakülte idaremiz olsun, üniversite idaremiz olsun, bu bizi ciddi şekilde destekliyor. Bu önerilerimizi hiçbir şekilde geri çevirmiyor. Bu da bir ciddi bir bilgisayar mühendisliği tercih edecek olanlara, İstanbul Üniversitesi tercih edecek olanlara bir avantaj olarak sunabiliyoruz.